Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Biliyorsunuz kişisel gelişim bizim için çok çok önemli bir konu. Birçok programımızda yer veriyoruz. Ben de programlarımda yer veriyorum. Geçen günlerde Serpil Yeşiltaş'la yapmıştık program ama ben çok kısa sürdü. Serpil Hanım'dan gerçek altı çizilecek cümleleri alamadığım için programıma tekrar davet ettim. Kendisini kırmadı sağ olsun. Stüdyomuzda hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş Teşekkür geldiniz. Ederim. Çok memnun oldum tekrar çağırdığınızda. Ben de öyle. Çünkü o gün gerçekten yetmedi bana. Az geldi süre. Almam gerekenleri, konuşmamız gerekenleri konuşamadık. Hemen bu programı daha açtık sizinle. Yapalım birlikte diye. Hemen konuya girmek istiyorum. Artık siz tanıyanlar tanıyor. Tanımayanlar da lütfen bizim diğer videolarımızdan Serpil Hanım'ı daha iyi tanıyabilirler. O yüzden hemen konuya girmek istiyorum. En önemlisi gerçekten çağımızda öfke, stres, kızgınlık. Bunlar çok yararlı duygular olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle, insanoğlu mağaradan çıkarken, ormanda canını kurtarırken, işte hayat yolunda ilerlerken kendisinde göstermek istediği özelliklerin gelişmesi için, ekstra motivasyonlar için bu duygular gerekli. Ama bu duygular aynı zamanda insanı hapse de koyabiliyor, katil de yapabiliyor. İşte ailesinden de uzaklaştırabiliyor ya da eşinin katili de yapabiliyor. Nedir bu öfke? Nasıl kullanmak lazım? Dindirmek için ne yapmak lazım? Yararlı hale gelmesi için ne yapmak lazım? Ya da bunu yok edebilir miyiz? Buyurun. Çok güzel başladınız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Mağaradan çıktık, geldik. Hiçbir şey öğretilmeden geldik. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenerek başladı. Ama gerçek olan bir şey, savaş ve kaç dediğimiz avını yakalamak için savaşmaya çıkıyor. Orada tabii öncelikle vahşi hayvanlardan o öfkeyi görüyor zaten. Ama ondan sonraki, hani bugüne geldiğimizde insanların bize yüklediği o kötü duyguları, yine anne babaya gideceğiz ama maalesef oradan geliyor. Anne eğer hamileyken çocuğuna bir öfke taşıyorsa bedeninde, ruhunda, kendi ailesinden gelen olsun, çevreden olsun, bunu bebeğe aktarıyor zaten. Doğar doğmaz bebeğin işte temel ihtiyaçları, yeme içme, işte tuvalet ihtiyacı, bunun dışında bir ihtiyacı yok, sevgi ihtiyacı. Ve çocuk sadece sevmeyi biliyor aslında orada. Ama anne başkasına kızgın olduğu şeyi hani çocuktan otomatik çıkarıyor ve çocuk artık öğrenmeye başlıyor. Daha sonra okula gittiğinde o aktarılan duygularla birlikte arkadaşlarıyla ilişkisinde de bir sınava sokuluyor ya, hani o 10 aldı, 5 aldı, sen de alacaksın, rekabeti öğreniyor. O rekabetle birlikte yetemediği yerde çocuk bir değersizlik duygusuyla karşılaşıyor, peşinden de öfkeye başlıyor. Ve bu öfkenin ne olduğunu bilmiyor, bu sefer vurmaya başlıyor. Tabii herkes de mi? Değil. Yapamayanlar da içine bastırıyor bunu. Hani o vurdu, yavrum sen de vursana, öğretilen bir şekil bu. Bu genelde diyorum, herkes tabii ki sınırlandırmıyorum ama çok sevgiyle büyüyen çocuklar da kendilerini savunamıyorlar bu sefer. İleriye hayat devam ettiğinde işte o eşini öldürenler aslında kopyaladıkları öfkeyle ve değersizlik duygusuyla karşısındakine şiddet uyguluyor. Yani şiddet başka bir duygu ama öfkeyi bastırmak daha da kötü. Çünkü onu bastırıyorsunuz, başka bir şekilde hastalıkla da çıkıyor bu sefer. Yok olmuyor yani, değil mi o bedende? Olmuyor. Kontrol etmeyi bilmek lazım. Kontrolde, hele ki bu zamanda gerçekten hani trafikte görüyorsunuz insanlar artık birbirine saldırıyor. İşte öğretmene şiddet var artık. İşte doktora var. Anne babaya da var. Ya geçen gün bir şey yaşadım Serpil Hanım. Çok kısa anlatayım size. Daha dün arabamı yanaştırıyorum. Yanlış bir yere birazcık arabanın arkası dışarıda kaldı. Bir tane de yaşlı amca dönmeye çalıştı. Dönemedi. Dönebilir aslında. Dönemedi. Ama sürekli kornaya basıp yani çok sinirlendiğini, çok yanlış yaptığımı anlatmaya çalışıyordu bana. Ben de gerçekten yol vermek istedim. Geriye gideceğim ama gidemiyorum geride, arkamda olduğu için. İndim arabadan, amcaya doğru gittim. Amca hemen telefonunu çıkardı, polisi aramaya başladı, beni gördü. Dedim ki amcacığım, bağırmayacağım, kızmıyor, kavga etmek için inmedim. Rica ediyorum senden, sinirlenme. Birazcık geri gel, yol vereyim, geç. Yani demek isteyeceğim şu, bu örnekte yaşadığım insanlar artık o kadar çok öfkeleniyorlar ve hemen karşılarından o öfkeye karşılık bekliyorlar. Öfkelenmek için. Peki aslında, o amca size nasıl davrandı? Çok zorlandı ve etraftaki herkes ne dedi biliyor musun? Çok iyi sabrettin. Yani herhalde başkası ya da ben olsaydım kapıyı açar ya da arabasına bir tane vururdum falan dediler. Dedim ki ne gerek var? Geçti gitti 5 dakika orada, ben kendimi kontrol edebilmem. Belki kavga etseydik ikimiz de karakola gidip tüm günümüzü heba edecektik ve arkasından başka öfkeler gelecekti.
bu benim yaptığım doğru mudur mesela? Bu mudur? Yoksa hayır o da değildir mi? Demeyeceğim. Hikayeyi getiriyor. Şu anda gerçekten söylüyorum. Çok güzel bir alan açılıyor. Kendi kendine açılıyor zaten. Benim erkek kardeşimin adı Sertan demiştim. Hı-hı. Ve kardeşim araçla giderken bir başka bir araca çarpıyor. Evet. Ve öndeki de bayağı böyle lüks bir araç. Ve kardeşim iniyor arabadan, ceketini ilikleyerek gidiyor. Geçmiş olsun abi diyor. Kendi suçluyor. Oradaki kavga edecekken, öfkelenecekken sakinleşiyor. Evet. Şimdi birebir yaşadığınız hemen hemen olay. Sizin oradaki o soğukkanlılığınız ve ailenize teşekkür etmek gerekir, sizi yetiştirenleri. Size zaten bunu büyütürken vermişler. Yani büyüye saygılı ol, işte panik olma ve sorumluluğunu biliyorsun. O trafikte trafiğin ne sıkışacağını biliyorsun. Bak orada kaç duygu yaşıyorsun. Öfke evet. aklına gelmiyor. Oradaki başka sorumluluklar ve beyefendilikle olayı örtbas ediyorsunuz. Ama ben öyle yapmadım. Ben bu yola girmeden önce ben araçlarla, insanlarla kavga eden, hatta trafik polisiyle de kavga eden, bazen televizyonda bayanları görüyorum ya böyle tekmeliyorlar evet. arabayla. Ben de buraya geliyordum. Geliyordum. Gerçekten ama. Ve orada iyileşme yoluna girmek burada çok önemli. Hani bayanlardan hep bahsettim geçen programda. Burada niyetim gerçekten erkeklerden bahsetmekti ve konu da öyle gidiyor. Mindfulness bunun neresinde peki niyet. O zaman? Mindfulness'ı biraz ağırlıklı konuşacaktık. Aynen. Neresinde bu olayın? Mesela o hem kardeşinizin hem benim yaşadığım olayda. Stresi bitiremiyoruz ama dengeliyoruz. Dengeyi getirmek de nefesle mümkün oluyor. Ve anksiyete bu ara çok duyulan bir şey bu kaygı bozukluğu. Hani öfkeniz olmasa bile bir kaygınız da var. Bunu da dizginlemek için nefes yapıyoruz. Mesela hemen anında yapacağınız, benim gösterebilir miyim? Tabii burada. Ki. Burada hani üçüncü göze parmağınızı işaret parmağı koyup sağ burun deliğini tıkayıp soldan nefes alıp solu kapatıp sağdan vermek. Sağdan alıp soldan vermek. Bunu 4 kez yapıp, tabii o trafik kazasını bilmiyorum orada aklınıza gidiyor mu ama 4 saniyede sakinleşebiliyorsunuz. Aslında arabaya binmeden ya da bindiğin anda arabayı çalıştırdın, o arabanın bir ısınması gereken bir 30 saniyelik Süper. Gibi bir süre var. O sürede yapılabilir. Süper. Çünkü üst üste biniyor. Bir kırmızı ışıkta korna çalıyorlar. İşte birisi gidiyor önünüze atlıyor, birisi gidiyor önünüze. Bu katlana en sonunda yaşadığınız en olumsuz durumda inip aşağıdan cinayete kadar gidiyor. Mesela hemen konuya gelelim. Bu sizde de çok ilişkilerle ilgili soranlar var ya, mutsuzum işte aradığım ilişki. İşte ondan sonra bu stresini eve mi götürüyor mesela? Ondan sonra o ilişki eve sıkıntı gidene olacak. Kadar yüklediği insanlar, sizin arabada dinlediğiniz müzik bile sizin orada kavga edip etmeyeceğinizi belirliyor zaten. Yani çiçekli böcekli bir müzik dinlerken inince adamı tabii ki iyi davranacaksınız. Ama orada bir harala gürele topkan müzikleri dinliyorsanız inince bir kahraman olarak ineceksiniz. Değil tabii mi? Ki kavga edeceksiniz. Ve biz, bizim nesil diyeyim ben, bu Türk filmleriyle büyüdük bizler. Oradaki aşk hikayeleri, kavgalar, işte çocuklara uygulanan muameleler, hep bir küçük Emrah tipi insanlar bugüne geldi. Ve bunlar zaten stresli artık. Çünkü ya hani maddi durumdan oluyor, işte eşinden oluyor, çalıştığı iş yerindeki insandan oluyor. Bu çocuklar zaten hep stresli büyüdüler. Öfkeleri birikti. Ne yapacak? Nefes. Nefes. Evet. Yani hayatının her yerinde olması gereken kesinlikle şey. Kesinlikle öyle. Ben öğrendiğimden beri nefes almıyormuşum. Onu öğrendim önce. Hı-hı. Almadığımı, bilmediğimi. Hı-hı. Çok yakın bir zamanda bu da. Yani hayatım belki 30 yılında nefes almamışım. Hı-hı. Sadece hayatta kalmışım. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi gerçekten çok faydasını görüyorum. Hepimiz o duru öyle. Düşünceyi ve sağlık açısından fiziken. Ben bir kere kendim şahsen bilimin bana açıklayamadığı, bilimsel olarak açıklanmayan bir şeyleri kabul etmekte zorluk çekiyorum. Nefesi de duyduğumda spiritüel alandan gelen bir alışkanlık aslında birçok kişiden. Her bu konularla ilgilenenler muhakkak nefese değiniyorlar. Ama baktığınız zaman spiritüel alandan geliyor ama bu fiziki alanda da çok sizi avantajlı duruma sağlık açısından getirebiliyor nefes. Çok fazla. Şimdi öfkeyi biraz konuştuk. Travmaları konuşmak istiyorum. Özellikle ben de mesela çok mesaj aldım bu dönemde. SMA hastalarıyla canlı yayın yapmam istendi. İşte onların hayrına bir yayınlar yapmam istendi. Hı hı.
Hiç yapamadım, nasip olmadık. Benim kısmetimde yokmuş herhalde, bilmiyorum. Ya da üstüne gitmedim, yapmadım. Ama birçok arkadaşımın yaptığını gördüm canlı yayınları, SM hastalığı. Nasıl bir hastalık bu? Nedir, ne değildir? Siz söylediniz, SM hastalığı, konuşalım, travmalar. Buradan başlayalım mı? Bu arada çok var, evet. Bu daha önce söylemiştim, nöroformatla hani travmaları bedenden atmak diyeyim ben, EFT vuruşlarıyla. Anne hamilelikte yaşadığı herhangi bir travmayla çocuğa geçiyor. Burada annelerin hani suçluluk psikolojisine girmesin ama öyle bir hayatını adıyor ki oradaki çocuğa ve acıma duygusuyla bakıyor ki o çocuğa. Hani herkes para yardımı yapsın, herkes yapsın. Eyvallah. Ama bunun kesin dönümü iyileşiyor mu? Bunu ben bilmiyorum. Araştırmadım henüz. Çünkü bana da çok yeni gelmeye başladı yardım konuları ama henüz çözülmedi bu. Ama ben diyorum ki annelere, hamile kalacağın kalmadan önce bir başlayın, mindfulness'le girin, nefesle girin, travmalarınızı bulun, bunları çözün. Sonra bebeğiniz olduktan sonra eğer bir şey varsa ata dizimine bakın, aile dizimine. Orada da bir şey çözerseniz bu tarafa geçmeyecek bu. Çünkü hani beslendiğimiz gıdalarda da var bir sürü şey. Bundan sonra gelecek olan hani içtiğimiz suda bile var bir şeyler ve bunlar anneye de geçiyor. Dolayısıyla bebeğe geçiyor. Bir şeylerden kasıt nedir Serpil Hanım yani, orada? Yiyecek içeceklerde hani şimdi paket tavuklar alınıyor. Eskisi gibi değil ki. İşte organik bir yiyecek içecek yok. Restoranlarda zaten çoğu yiyoruz, içiyoruz. Yani bunu, mangalda yapılan et bile kansere yol açtı. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı ve biz buna bayılıyoruz. Yemeye devam ediyoruz. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yeme, içme ve nefes. Bizi çünkü ayakta tutan bunlar zaten. Kesinlikle. Çocuğa geçen, şimdi yavrum dünyadan haberi yok. Kanserli olan çocuklar var. Hani SMA'dan önce, bu ara bu çok. İşte otizmliler var, Down sendromlu var. Yani bunları, tamam genetik, bunu da çözebiliyoruz. Yani ben bunu da gerçek söylüyorum, inanıyorum buna. İnandığınız şey de gerçekleşiyor zaten. Evet. Yani bugün doktorlar harika şeyler yapıyorlar ki COVID'e biliyorsunuz aşı çıkarıldı, işte ilaçlar veriliyor. Bunu bilirsen hemen bir sene içinde toparlayabiliyorsan bu SMA'yı da bulacaksın yani. Çok büyük bir paralar harcamadan bunu evinde kendin ne yapabilirim başlarsan bence çözülür. Yani en azından şimdi belki izleyenler, SMA hastası yakınları eleştirebilir bizi ama aslında Serpil Hanım'ın söylemek istediği şu, ben de buna katılıyorum. Bir kişiyi bile kurtarmak 350 bin kişiyi kurtarıyor. Kurtarmak demek değil mi? Sizin bu söylediğiniz şeyler, evet belki hastalığın kesin çözümüyle ilgili bir reçete değil ama yok. En azından diyorsunuz ki böyle yaparak, daha duru görerek, daha rahat olarak, stresimizi azaltarak, öfkemizi kontrol ederek gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirme olasılığımızı yükseltelim. Ne kaybedersiniz bunları yaparsanız? Yani bir yaptığınızda bir geri dönüşüm kimse bilemez. Kimin çocuğu nasıl doğacak Allah'tan başka ama bir dene bunu, garantiye al. Çünkü 9 ay endişeyle geçiriyor bu anne. Herhangi bir anne. Tamam bebeği çok istiyor. Yaşadığı o 9 ayki stres çocukta muhakkak bir travmaya yol açıyor. Ki en çok gelen öfke kontrolü yok çocuklarda. Bilmiyorlar ki çünkü ne yapacak bu çocuk. Hani resim yap, şimdi kaç saat resim yapacak? İşte aktivite yap, kaç saat yapacak? Çocuk sürekli araştırıyor, bir şeyler yapacak ama İşte bu annenin hamilelik süreci, o 9 ay çok önemli. Buna bir de olsa da kurtulsam, bir de olsa da kurtulsam, daha iyi günler gelecek diye beklerken orada aslında bir baskıda çocuk, bebek içeride. Ama bunu fark edemiyorlar. Fark etmeleri için neler mümkün, sorup bırakıyoruz artık. Valla ben nefesle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Fiziğim çok araştırdım gerçekten nefesin neler yaptığımızı. Şimdi oksijeni fazla aldığımızda vücudumuza, damarlarımız o fazla alınan oksijeni taşımak için genişlemeye başlıyor. Genişlemeye başladığında bu sefer kalp atışımızı, kalp biliyorsunuz tık 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 böyle pompalamaya devam eder ve bundan sonra damarlar genişlediği için az pompalamaya başlıyor. Çünkü kan akışını sızlanmaya başlıyor oksijeni fazla aldığınız anda. Şimdi buradan yola çıkarak kalp krizi, damar tıkanıklığı, İşte kanın yavaş zorlanarak dönmesiyle, kalbin zorlanmasıyla fazla yorulursunuz. Yani spor da yaptığım için aynı zamanda bunları oradan da biliyorum. Birçok kişiyle de konuştuğum için. Ya nefes gerçekten inanılmaz bir mucize. Böyle olduğu zaman sağlıklı kararlar almaya başlıyorsunuz. Sağlıklı hareket ediyorsunuz. Daha sakin bir hayat geçiriyorsunuz. Peki daha sağlıklı düşündüğünüzde, ben size sorayım burada.
Hayatınızın aşkı geldi ve siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Evet. Olmaması gerektiğini de biliyorsunuz. Evet. Ne yapacaksınız orada? Hayata aşık olmuş muyum peki ben o zaman? Hayatımın aşkı derken? Çünkü nefesle o çok önemli. Yeni tanıştınız nefesle. Ve daha sağlıklı düşüneceğinizin de garantisi var. Andasınız çünkü. Artık otomatik pilot da değilsiniz. Evet. Artık kaşa göze aşık olunmadığını, bunun bir enerji olduğunu anlayabilecek kapasiteye geldiniz. Evet. Böyle olunca da işte akıl, hani ruh, beden, zihin diyoruz ya, akıl gidiyor orada. Aşk gelince akıl blokaj. Gidiyor. Evet. Blokaj. Ve karşıdaki kişi sizi yine gözünü boyuyor. Ve o zaman işte hayatının aşkıyla evlenip ve daha sonra bak nereye gidiyor konu. İşte alan açılması bunu diyorum. Orada dünyaya gelen yeni bir dünya oluyor ve orada da bir çocuk olacak ya da olmayacak. Bunun kararı yine siz sağlıklı olduğunuz için sağlıklı hareket ediyorsunuz. Ama karşıdaki sağlıklı değil ve sizinle aynı enerjide bile değil, frekansta değil. Siz üretiyorsunuz, toparlamaya çalışıyor ama karşıda yok. Bu sefer diyoruz ki işte sağlıklı nefes alan, sağlıklı ilişkilerde yaşar. Sağlıklı insanı çeker kendine. İşte evet. O zaman akıl baştan gitmiyor. Bu çok önemli. Anladım. Doğru. Yani bugün aslında yaşanan birçok sorunun belki de cevaplarından biri mi? Aklın baştan gitmemesi. Gitmemesi. Ben de çok dediğiniz gibi görüyorum. Çok uzun yıllardır iş hayatındayım. Bir sürü de arkadaşımızı da gördüm. Çalışan, genç yaşta anne olmuş ve ayrılmışlar. Yani bu aşk denilen olay gözleri karartıp seçimlerimizi etkiliyor. Ve yanlış evdeki baskıdan kaçarken yağmurdan kaçıp doluya tutulup bu sefer daha çıkmaz, ömür boyu sürecek bir karmaşaya sebep oluyor. İşte o bayanlar sabah uyanır uyanmaz ya da erkekler sabah uyanır uyanmaz yataktan kalkmadan önce o ilk 5 dakika çok önemli. Orada nefesini yaparak kalksın. Yani orada ben bugün ne yapacağım, ne yiyeceğim, eyvah çok kötü geçecek diye kaygıyla kalkarsa bütün gün kötü geçecek zaten. Ama nefesle kalktığında o oksijen beyne gittiği için ve vücuda dağıldığı için daha sağlıklı ve daha kolay işlerini halledecek. Ve ben merkezcilikten çıkacak. Herkes bana mı bir şey söylüyor? Herkes bana mı bakıyor? İşte beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Yani bu bir sürü endişeden o nefesle kurtulacak aslında sabahın o ilk saatinde. Evet. Bir de şunu konuşalım. Sürekli yasaklar yaşadığımız bir yıldaydık. Her kapanma öncesinde marketler dolup taşıyor, fırınlar dolup taşıyor. Sanki hiç kalmayacak gibi 2 günlük bir kapanmada bile 1 aylık alışverişler yapıldı. Bunu da biz burada konuştuğumuz stüdyoda konuklarımızı kıtlık bilincinden bahsettiler. Yani aç kalacağız, yetmeyecek, ölecek, gideceğiz gibi davranış gösteriyor insanlar. Sebep? Sebep bizim geçen programdaki gibi bir savaştan çıktık. Birçok savaştan çıktık ve o zamanlar gerçekten yoktu. İnsanlar bir şeyleri biriktiriyordu. Hala biliyorsunuz yapıyorlar, konserveler yapıyorlar, tarhanalar yapıyorlar. Hala bir dahaki kışa, bu yazdan bir dahaki kışa hazırlık yapıyorlar. Şimdi bu insanlara siz diyorsunuz ki dışarı çıkamayacaksınız. Bir dahaki sene de çıkamama olasılığınız var. Ne yapacaksınız? Marketler kapalı. Ben her şeyi şimdiden hazırlayayım, kilerimi koyayım. Ondan sonra olmazsa bitecek o. O bu kıtlık bilincini, bolluk bilincini çevirmediğin sürece bu böyle devam edecek. Nedir bolluk bilinci? Özgür bırakmak, anda kalmak. Bugün buldum yarın Allah kerim diyoruz ya hep. Hı hı. Bu doğru. Yağmur yağmaması. Benim umurumda olan yağmur yağmazsa su ne olacak? Ben sürekli baraj kontrollerini izliyorum. Millet Covid'den kaç kişi öldü? Ben baraj seviyesi çıktı mı? Yani o kadar hassasım ki bu konu, bu su konusunda. Çünkü yaşam suyla devam ediyor. Yani evet. Su olmazsa, vücudunuzda su olmazsa zaten istediğin kadar yemek ye. Hamur işlerinden zaten hepimizin kiloları ortada ama su olmazsa yaşam olmaz. Yani bütün uygarlıklar su kenarlarına kurulmuş. Ama siz farkındalıklı yaşamıyorsunuz ki zaten. Derdiniz o da ki ben işte burada emekli oldum gideyim bir sahil kasabasında hayatımı bitireyim. O zamana kadar sen bir şeyler üret ki oralara da bir şeyler götür ki oralarda işte böyle böyle bu katlanarak gidiyor domino taşı. Domino etkisi değil mi? Peki o bolluk bilinciyle ilgili ben de geçen de bir video izlemiştim işte söylemler, kilit sözler var bazen işte küçüklükten beri duyduğumuz para parayı çeker, işte para şuna yakışır, para delikanlı adama yakışmaz gibi böyle bozar. Düsturlar var ya, bunlar mesela birer kilit midir? Şimdi 3 kere tekrar edin. Kırmızı kamyon, kırmızı kamyon, kırmızı kamyon. Kırmızı kamyon, kırmızı kamyon, kırmızı kamyon. Ne oldu?
kırmızı kamyonu gördünüz değil mi? Evet. Yok, para yok, para yok, para yok. Var, cüzdanında var. Ya da bir dahaki ay maaş alacaksın biliyorsun. Para yok, para yok. Vallahi yok, son param. Evet, son param. Orada bir üretim yok. Çünkü senin beynin sürekli diyor, bir duvarın var zaten. Beynin sürekli diyor ki yok, yok, yok ve panik yaratıyor. Panik yaratan sana zaten bu aksediyor. Sürekli yok bilinciyle yaşıyorsun. O enerjiyle yaşayan insana zaten para akışı olmaz ki. Para parayı çeker. Eğer sen bunu biliyorsan para parayı çekeceğine, sen yok demeyeceksin. Yok yoku çekiyor çünkü bu sefer de. Evet, biz hiç kimsenin, hani derler ya, para yenmez ki. Evet, para yenmiyor ama enerjin onu üretirse istediğin her şeyi zaten yapabilirsin. Bir şey daha sorayım mı? Çok güzel bir soru var. Okuduğumda çok etkilemişti beni. Çok parası olan mı zengindir, çok az şeye ihtiyacı olan mı zengindir? Benim ilginç bakış açım olsun bu. Çok az şeye ihtiyacı olan insan zengindir. Çünkü ihtiyacının ne olduğunu bilmiyorsun aslında. Değil mi? Ve evren yasalarının içinde senin çok istediğin şey gelmiyor sana. İhtiyacın olan şey geliyor. Yani bunu özellikle bu ara bu çalışmayı yapıyorum. Gerçekten ya ben şunu istiyorum, şunu istiyorum. Ve tarih koyuyorum. Hocam demişti, kulakları çınlasın. Hocam, sınır koyma. Eğer sen bir şeye tarih koydun, o olmuyorsa bil ki zamanı gelmemiş. Senin buna ihtiyacın yok. Sen sadece bunu istiyorsun. İstediğin değil, ihtiyacın olan gelecek. Bu para da olur, evlilik olur, ilişki olur, çocuk olur. Eğer çocuğu olmayan anneler var, birkaç danışanım. Demek ki çocuğa ihtiyacın yok senin. Seni seçmedi anne baba olarak da. Eğer sen ihtiyacın olmadan ya da bakamayacağını bilinçaltında biliyorsan, o çocuk geldiğinde zaten sana imtihanla geliyor. Aa, nereye giriyor? Sonra o değersizlik denilen şey mi yükleniyor o anneye? Yani ben değerli bir anne değilim, ben işe yaramı, benim çocuğum bile olmuyor. Baba da belki aynı şeyi düşünebilir. Değersizlikten kasıt bu mudur? Buradan başlar mesela i̇şte bazı geçmişten şeyler. Geçmişten geliyor, o kendi annesi. Bir şeyi beceremedin, yapamadın. Bak işte zaten bir Anadolu evlerini daha çok işte misafir gelince işte terliğini çevir, ayakkabısını işte hazırla, yiyeceğini, çayını falan ver. Zaten çocuk bunlardan yorularak büyüyor o anneler, baskıyla büyüyor. Değersiz zaten hissediyor. Evlendiğinde eşi değer ama bir değer göstermiyorsa ki yani eğitim düzeyine hiç bakmıyor artık bunlar bu zamanda da. Bir değer orada da görmüyorsa zaten kendini anne olarak hissetmiyor ki. Hazır hissetmiyor. Hani kardeşini çok sevmiştir, yeğenini çok sevmiştir ama kendi çocuğuna şiddet uyguluyor orada. Yani göz göre göre yaşıyorum bunları da. Niye? Çünkü bu benim, bana ait. Yani benim bedenim, hani kolum gibi bir şey. Koluna zarar veriyor musun? Verenler var mesela. Kendi canını acıtıyor. Çünkü sana bir şey yapamıyor. Yani bu böyle böyle gidiyor. Hani kendini fark edeceksin. Ben buradan evet değersizlik getirdim ama çocuğuma değer vereceğim ben. Ha bir de bu var. Ben yaşadım, çocuğuma yaşatmayacağım. Bu da aşırı şımarıklığa gidiyor. O dengeyi kendin bulacaksın işte. Eril denge hani diyoruz ya, dişil denge. Tam onu soracaktım. Şimdi eril denge ile dişil denge çok konuşuluyor. İşte dünyadaki birçok sorunun da buradan çıktığını söylüyor spiritüel alandaki kişiler. Peki şunu sorsam ben size. Evde dediniz ya kadına değer vermiyorsa eşi. Hı hı. Eşler birbirine değer olarak nasıl değer verilir? Yani atıyorum bir kocası karısına kredi kartını teslim edip git istediğin kıyafetleri al demesi midir değer? Yoksa bir kadının sabah kalkıp kocasını kapıdan uğurlaması mıdır? Değerden kasıt nedir? Eşlerin birbirine olan değerle ilgili sorumluluğu nedir? Bir kere Türk örf ve adetlerine göre konuşacağım. Bizde erkekler kadınların görevlerini belirlemişler zaten. Yemeğini yapacak, evini temizleyecek, çocuğuna bakacak. Çünkü o işten zaten yorgun argın geliyor. Bir de ev işiyle mi, çocukla mı ilgilenecek? Zaten bu baştaydı. Şimdi bunu çok şükür yeni yeni yıkıyorlar. Çok sevimli annelerin, çok sevimli yetiştirilen erkek çocukları evde yemek yapıp, evi temizleyip, bir de çocuğa bakıp, çünkü eşi de yorgun geliyor, empatisiyle yaşadığı için dengeler karıştı. Şimdi eril erkek hormonlarıyla, dişil de kadın hormonlarıyla. İkisi de kadında ve erkekte bulunuyor. Hangisini beslerseniz, hani iyiliği beslersen iyiliği kötülüğü, hangisini beslersen o ağır basıyor. Yani kadın evde artık eril duruma geçmiş. Erkeğin dediği olmazsa ya surat asıyor, ya annesine gidiyor bir şey. Yani denge bozuluyor. Erkek de ya kahveye gidiyor, işte neresi işte dışarı çıkıyor. Herkes birbirinin hakkına saygı gösterirse, o haktaki nedir? Özgürlük alanıdır. Özgürlük alanına saygı gösterirse
Umarım iyi olur. Çünkü ilgisiz eş. Ben küçükken, bunu hemen söyleyeceğim burada, yani söylemek zorundayım. Çünkü bu bende travma olmuş ve şu an çıkıyor. Bakın travmalar böyle çıkıyor konuşurken. Anne dedim, babam bizimle niye hiç ilgilenmiyor? Dediğim baba, pul koleksiyonu, işte keman alır, araba rengi beğenir, işte tatile şuraya gideceğiz diyen bir baba. Yargılamıyorum babamı burada. Saygıyla anıyorum ama niye bizimle hiç ilgilenmiyor dedim. Ve dedi ki, ne yapacak, ilgi ağacı mı dikecek başına? Şimdi kadın da diyor ki içinden, biz buna her şeyi yapıyoruz. Bu daha ne ilgisi bekliyor? Onu o an fark edemedim. Tabii üzülerek içeri gittim yani hali olarak. Şimdi niye ilgi göstermiyor? Anne babaların ilgi gösterirken neye çocuğun çok ilgisi var? Sevgiye, değer görmeye, ilgilenilmeye, hani işte oynamaya. Ne bileyim, birlikte sohbet edilmeye. Sonra bugün bakıyorum, bu birikimler spiritüelden önce, tanışmadan önce babamın, annemin öğrettikleriyle geldim ben buraya. Yani öğretmenimin öğrettiği çok bir şey aklımda kalmadı ama anne babamın benim hayatta tutmak için, ayakta tutmak için öğrettiği birçok şey ben çocuklarıma öğrettim zaten. Ve burada evet, anne baba çok önemli. Siz eşinizle geçinemiyorsanız, bir de geçinemeyen bir çocuk varsa yanınızda, o çocuk da zaten etkileniyor. İşte yine domino etkisi birbirini tetikliyor. Proje çocukları söylemiyorum. Bir de proje çocuklarımız var çünkü. Onlar nedir? Bunlar da ben zor okudum, benim çocuğum daha iyi şartlarda okusun. Her şey, bütün imkanlarımı vereyim, kendim yaşamayayım, zorlanayım ama çocuğum yaşasın, okusun. Harika bir kariyer olsun, mesleği olsun, parası olsun. Sonra alacaklı oluyorlar o çocuklardan ama, değil mi? Ben sana bunları bunları yaptım, ben sana şunları şunları yapan yaptım. Yapan var, proje ise yapmıyor. Ama değilse, akıştaysa o. Zaten o çocuk bir yere geliyor ve o vefayı vermişsin sen o çocuğa, o çocuk seni terk etmez. Sen ne yaparsan yap terk etmez. Yani şiddeti boş ver, duygusal sömürüyü de boş ver, bunu da yapıyorlar, sabote ediyorlar. Bunun dışında sen o çocuğa zaten seni terk etmeyecek ki o. O kadar garanti ki bu. Yani bunun çok örneği var. Ama ben senin için saçımı süpürge ettim diyen anneler çok fazla. Çok da yakınımda da var. Benim için yapmadın. Sen bunda kendin mutlu oldun. Çünkü hakikaten sen de annenden görmedin, mutlu oldun, yaptın ve beni sana borçlu bıraktın. Borçlu bıraktığını hissettirdin. Halbuki borçlu değilim, dünyaya sen getirdin demiyorlar mı şimdi? Ben mi istedim doğmayı? Ben diyorum. Bu cevap değil ama. Yani bu ona, çünkü seni Allah dünyaya gelmeni istedi zaten. Ve anne baba olarak sen onları seçmişsin. Bunu da araştırıp bulsunlar. Ben hala bunu tereddütteyim. Yani bu anne babayı mı seçerdi? Ayrılan anne babayı mı seçerdi? Döven babayı mı seçerdi o çocuk? Yahut da işte bırakıp giden anneyi mi seçerdi? Bize sormak lazım ama gerçekten Allah istediği geldiysen görevlerini yapacaksın. Yani insanlar çalışıyor. Niçin çalışıyor? Maaş almak için çalışıyor. Ama biz orada mutluysa herkes mutlu. Ve parasının hakkını veriyor da bolluk berekette giriyor yine. Ama sen mutsuz çalışıyorsan herkesi mutsuz ediyorsun. Aldığın parada bereketi görmüyorsun. Çocuğun da böyle. Mutlu bir çocuk yetiştirirsen o seni terk etmez. Sana da çok iyi arkadaş olur. Bu da böyle domino etkisi gibi ilerleyen gibi nesillere gider. Bugün gelmeden önce bir yazı okudum. Boşanan anne babalar çocuklarıyla çok iyi iletişimde olacak. Herkes görüşecek. Yani anne baba birlikte çocuklarıyla görüşecekler. Okey, tamam. Burası gayet modern ama Türk öf ve diyemedim. Örf adetlerine. Örf adetleri buna uygun değil. Herkes kavga çıkarıyor birbiriyle. Mahkemelik oluyorlar. Herkes birbirine düşmanca davranıyor. O çocuk orada da harap oluyor. Anneyi mi seçeyim, babayı mı seçeyim, ortada kaldı. Eğer öğrettiğiniz, anlattığınız şeyler size uymuyorsa, yani sizin ceketiniz bana olmaz. Bu bunun gibi bir şey. Bakıp dengede kalacaksınız. Eril dişil dengenizi koruyacaksınız. Evde çok pasif anne, çok diktatör bir baba değil. Bir de mesleki konuşma. Bunu da söylemek isterim bak burada çocuklar için. Hani doktorla sohbet ettiğimizde o kendi kelimelerini kullanacak size. Anlamam. Avukat kendi. İşte öğretmen. Bir öğrenciyle konuştuğu gibi sen çocuğunla konuşamazsın. Bir hastanla konuştuğun gibi çok konuşamazsın. O çocuğa değerli kendini hissettirmek için zaten seni diyorum ya, Allah görüyor doğar doğmaz 12 yaşına kadar. Yani her şeyi doğru biliyorsun ama sen okulda öğrettiğinle müfredatta geçen şeyi gelip evde çocuğuna yapamazsın. Yaparsan o çocuk gerçekten yetersiz hisseder. Hep kendini sana ispat etmeye uğraşır. Bu da dengeyi bozar. Eril dişil enerji burada oluşuyor zaten. Kendini gerçekleştiremez. Peki Serpil Hanım, son sözlerinizi alalım. Gene doyum olmadı sohbeti ama bayağı bir süreyi açtık bu sefer.
son sözlerinizi alalım, veda edelim. Daha biz akışta sizle çok program çekeriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Diyorum ya, her buraya gelişimde yani şu konudan bahsetsem mi diye kendi kendime konuşuyorum. Hazırlıyorum falan. Ondan sonra buraya gelince siz öyle ya. Güzel idare ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir yayın oluyor. Kendi adıma söylüyorum. Aldım, kabul ettim ben bana buradaki açılımdan. Siz alıp kabul ben ederseniz. Ben de öyle aldım, kabul ettim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten çok önemli konular, spiritüel konular. Bilimsel olarak da yani burada bizlerin söylediğine de inanmayın. Var ya son zamanlarda çok izlenen videoda bir abim söylüyor. Bizim söylediklerimizden düşünmeyin. Araştırın, bakın, karşılaştırın. Sonra kendi kararınızı kendiniz verin. Biz sadece tabelayız. Öyle düşünün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.